Polinomda xlerimizin kuvvetleri hep doğal sayı olmalı, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında bir şey gelirse polinom olamayacağını söylemiş oluyoruz. Tabi doğal sayıları düşündüğümüz zaman 0, 1, 2, 3 diye gittiğimiz için x üzeri 0 işin içine girdiği zaman x üzeri 0 bizi sabit bir değer olan 1'e götürecektir. Dolayısıyla bir polinomun içinde örneğin yazdık yazdık en son işte eksi 3 var. Bu 3, eksi 3 aslında eksi 3 çarpı x üzeri 0'ı bize verir. 0'da doğal sayı olduğu için polinomda x üzeri 0'da bulunur. Ama biz onu ekstra değil 1 gibi düşünürüz ve doğrudan eksi 3 çarpı 1'den burayı polinomumuzda eksi 3 olarak yazarız. Yani polinomumuzda sabit sayı bulunabilir buna Dikkat etmiş olacağız. Şimdi buna bakarak inceleme yaptığımızda Px polinomunda 1 çarpı x küp var. x'in kuvveti bir doğal sayı olarak gelmiş. Şuradaki 1 değerini de dediğim gibi 1 çarpı x üzeri 0 gibi düşünebiliriz. x üzeri 0'ı yazmıyoruz polinomda. O da bizi sabit sayıya götürmüş oluyor. Demek ki Px bir polinomdur diyebiliyoruz. İkinciye geçtiğimizde şuradaki eksi 3x'de ve artı 1'de bir sorun yok. Çünkü... Artı 1 zaten az önce söylediğim gibi sabit sayı. Burada X'in birinci kuvveti var. Bunda da bir sorun yok. Ama kök X'e baktığımızda kök X bize X üzeri 1 bölü 2'yi verecektir. Burada kuvvetimizin doğal sayı gelmediğini görüyoruz. O zaman bu kök X kendi başına burayı bozmuş olur. Diğerleri polinom formatına uysa da bu uymaz. Dolayısıyla ikinci bir polinom olarak gelmeyecektir. Üçüncüye baktığımızda x kare demişiz x'in kuvveti 2 doğal sayısı olarak gelmiş kat sayısının 2 bölü 3 olmasında hiçbir sorun yok eksi kökü x'e baktığımızda x'in kuvvetinin 1 olarak geldiğini görüyoruz bir de bir doğal sayı eksi kökü 3 burada kat sayı olmuş onda da bir sıkıntımızın olmadığını söyleyebiliriz o zaman 3. ifademizde bir polinom gelir baktığımızda 1 ve 3 polinomdur doğru cevabın c şıkkı olması gerekir. Bizlere Px-1 polinomunun verildiğini ve P1'in istendiğini görüyoruz. Şu P'nin iç kısmını kaç yapmaya çalışacağız? 1 yapmaya çalışacağız. O zaman P'nin içinde bulunan x eksi 1'i 1'e eşitliyoruz ve x yerine 2 yazmamız gerektiğini anlıyoruz. P'nin iç kısmında x yerine ne yazıyorsak karşı tarafta da x yerine onu yazarız. O zaman sağ tarafta da x yerine 2 yazacağız. x yerine 2'yi yazdığımızda P2 eksi 1'den P1'i elde ediyoruz. Karşı tarafta da x yerine 2 yazıyorum. 2 çarpı 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 artı 1'i elde etmiş oluyorum. 2 çarpı 2'nin karesi bana 8'i verir. 3 kere 2'den 6 gelir. Bir daha eklediğimde aradığım P1 değerini 15 olarak bulmuş olurum. Doğru cevabımı da A şıkkı olarak işaretlerim arkadaşlar. Px polinomunun derecesi 2, Rx polinomunun derecesi de 1 olarak verilmiş İki polinomun çarpımının derecesi bizden isteniyor. İki polinomu çarptığımızda oluşturduğumuz yeni polinomun derecesi polinomların dereceleri toplamına eşittir. Biz burada 2 ile 1'i toplayarak 3'e ulaştığımız için birinci ifademizin doğru geleceğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Bizlere bir polinom verildiğinde o polinomun derecesine örneğin m dersek polinomun karesinin derecesi m'nin 2 katı gelmiş olur. Yani 2M gelir. Px'in derecesi 2 idi. O zaman Px'in karesinin derecesi 2'nin 2 katından 4 olarak gelecektir. İkinci ifademiz de doğru olarak belirlenmiş olur. Üçüncüye bakıyoruz. Rx polinomunun derecesinin 1 olduğunu biliyoruz. Rx karenin derecesi ne gelir diye sorulmuş. Buradaki mantığımız da R'nin içine bir ifade yazdığımızda yine X'e bağlı kuvveti örneğin K olsun bir ifade yazdığımızda eğer şu içerideki ifadede derece K olarak geliyorsa RX'in kendi derecesi de M ise R içine X üzeri K'li bir ifade yazdığımızda derecemiz M çarpı K'ye çıkacaktır. Az önce PX'in karesini alırken Px'in derecesini 2 ile çarptığımız gibi burada da şu r'nin iç kısmına yazılan Polinomun derecesini asıl polinomumuz olan Rx'in derecesiyle çarparak son derecemizi bulmuş oluruz. Burada da R'nin içine x kare yazılmış. x karenin derecesi 2 olarak gelir. Rx'in derecesi de 1 olduğu için 2 kere 1'den buradan da yine ikinci dereceden bir polinom elde edeceğimizi görmüş oluruz. O zaman 3. ifademiz de doğru gelir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. Sıfır polinomunu hatırlayalım. Burada Px polinomunun sıfır polinomu oldu. Yani Px eşittir sıfırın bize verildiğini söyleyebiliriz. Yani Px'in içinde x'li bir ifadenin bulunmaması gerekir. Sabit sayı olarak da sıfır bulunacaktır. Burada sabit sayı olan kısmımız c eksi a eksi b olarak geliyor. O zaman biz c eksi a eksi b'nin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. X'li bir ifademiz var. X'in kendisi değil kat sayısı sıfır olacak ki x'li ifade hiç bulunmayacak. Bu durumda şuradaki a eksi 2 B'nin de kaç olduğunu söylemiş oluruz. 0 olduğunu söylemiş oluruz. X karenin kat sayısı olan A küp eksi 8 de 0 olarak gelmeli. X kareli bir ifadenin bulunmaması için. O zaman A küp eksi 8 eşittir 0 dediğimizde A küpün 8 yani A'nın 2 geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. A 2'yi şurada yerine yazarsak 2 eksi 2 B eşittir 0'dan B'miz daha doğrusu 2B'miz 2 B'miz 2 B'miz de 1 olarak gelecektir. Bunu da belirlemiş olduk. Bunları yerine yazarak C'yi bulabiliriz. Şuradan C'yi çektiğimizde C'nin A artı B geldiğini görüyoruz. E biz şimdi A'yı 2 B'yi 1 bulduğumuz için 2 artı 1'den A artı B'miz yani C'miz de 3 olarak belirlenmiş olur. 3'ünün çarpımı istenmiş. A'ya 2 B'ye 1 C'ye 3 yazdığımızda bu çarpım 6 olarak gelir. Doğru cevabın B şıkkı olması gerekir. Karşımızdaki ikisi mavi, biri sarı, biri mor. Dört bölgenin de dikdörtgen olduğu yukarıda söylenmiş. O zaman şuralardaki her bir açının kaç derece geleceğini söyleyebiliriz. 90'ar derece geleceğini söyleyebiliriz. Köşelerdeki açılarımız da yine kaçar derece gelmiş olur? 90 derece gelmiş olur. Büyük şeklimizde bir dikdörtgen olarak gelmiştir. Sarı şeklimizde bir kare yakaladığımızı görüyoruz. Bunun alanı x çarpı x'ten x'in karesi gelir. Şeklimiz kare olduğu için üstteki kenar uzunluğumuz da x olur. O zaman üstteki mavi dikdörtgen alanı 2 çarpı x'ten 2x olarak belirlenmiş olur. Bunları buraya yerleştirmiş olduk. Biz burada mavi bölgelerin toplam alanının Rx polinomuyla gösterildiğini biliyoruz. Şurada o bilgi verilmiş. Rx artı 3'e ulaşmamız istenmiş. Şimdi buradaki büyük şeklin alanı x kare artı 7x artı 10'muş. Ben x kare artı 7x artı 10'u x artı 2 çarpı x artı 5 olarak çarpanlarına ayırabilirim. Aslında şuradaki kenarımın x artı 2 geldiğini görüyorum. Belli ki yatay kenarım da x artı 5 olmalı ki ikisinin çarpımı ile alanımı x kare artı 7x artı 10 elde etmiş olayım. E ben buraya x artı 5 aldığımda e, alt taraftaki kenarımın da ne gelmesi gerekir? X artı 5 gelmesi gerekir. X'i sol taraftaysa şu sağ kısma neyin kalacağını söyleyebilirim. 5'in kalacağını söyleyebilirim. Ee, sarı kareme baktığımda şuradaki dikey kenarda X'tir. Karşısındaki kenar uzunluğunda X olması gerekir. O zaman sağ alt köşedeki mavi dikdörtgenin bir kenarı 5 bir kenarı X gelir. Alanı da bunların çarpımından 5X olarak belirlenmiş olur. Mavi bölgelerimin alanları toplamı 2X artı 5 xten 7X gelir. O zaman Rx polinomunun 7x'de eşit olması gerekir. Ben buradan Rx artı 3'ü bulmaya çalışacağım. Yani x gördüğüm yere x artı 3 yazacağım. Bu durumda Rx artı 3 polinomu 7 çarpı x artı 3'e 7'yi dağıtırsak 7x artı 21'e eşit olarak bulunacaktır. Doğru cevabımın e şıkkı olması gerekir. hemen verilen cevapları bir kontrol edelim. Px polinomu verilmiş. P2 soruluyor. Px'de p 2 hesaplamak için x gördüğümüz üzere 2 yazarız. Bu durumda P2'miz 2'nin karesi. Eksi 3 çarpı 2 artı 1'den. 4 eksi 6 artı 1 yani eksi 1 olarak bulunmuş olur. Burada da eksi 1 verildiği için birincinin doğru geldiğini söyleyebiliriz. Hemen P eksi 1'i hesaplayalım. Bu sefer de x gördüğümüz yerlere eksi 1 yazacağız. Eksi 1'in karesinden 1 gelir. Eksi 3 çarpı eksi 1'den artı 3. Bir de sabit sayımız 1 geldiğinde 5'e ulaştığımızı görüyoruz. Burada 6 verildiği için bu yanlış olur. Üçüncüye bakalım. Px'den P eksi x'e geçeceğiz. O zaman polinomda x gördüğümüz yere eksi x yazmamız gerekiyor. Eksi x'in karesi yine bize x kareyi verir. Burada eksi 3 çarpı eksi x diyeceğiz ve buna 1 eklemiş olacağız. Bu bize x'in karesi artı 3x artı 1 verecektir. Aynen burada da o yazdığı için bu da doğru gelmiş olur. Sonuncuya bakalım. Px eksi 1'i bulmaya çalışıyoruz. Px polinomunda x gördüğümüz yere x eksi 1 yazacağız. Ne gelmiş olur? x eksi 1'in karesi gelir. Eksi 3 çarpı x eksi 1'i yazıyorum. Bir de bunlara 1 ekleyeceğim. x eksi 1'in karesi bana x'in karesi eksi 2x artı 1'i vermiş olur. Eksi 3'ü dağıttığımda eksi 3x artı 3 gelir. Bir de bunlara 1 ekleyeceğim. Düzenlediğimde x'in karesi eksi 5x artı 5'e ulaştığımı görüyorum. Alt tarafta da bu verildiği için bu da doğru gelir. 3 tane doğrumuz var. Her biri 5 puan toplamda 3 kere 5'ten 15 puana ulaşmış oluruz arkadaşlar. İfademizin polinom olması için xlerimizin kuvvetleri doğal sayı gelmelidir. Burada x üzeri 1'i görüyoruz, o zaten doğal sayı gelmiş. 10 eksi 10 ve n eksi 4 de doğal sayı olmalı. Bu durumda n eksi 4 büyük eşit 0 diyelim. 10 eksi n büyük eşit 0 demiş olalım. Bir taraftan n büyük eşittir 4. Diğer taraftan n küçük eşittir 10 gelmiş olur. İkisini birlikte yazarsak 4 küçük eşittir n küçük eşittir 10'u elde etmiş oluruz. Doğal sayı elde etmek istediğimiz için bu aralıkta bulunan tüm sayıları değil doğal sayıları almamız gerekir. Bu da n değerini bize 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 olarak verecektir. Yani bizim kullanabileceğimiz 7 tane n değeri vardır doğru cevabımızın b şıkkı olması gerekir. En yüksek dereceli terimin kat sayısı bize aslında baş katsayı verecektir. Burada ikinci derecen bir polinomumuz varsa en yüksek derece 2 olarak gelir. O zaman x kareli ifademizin kat sayısının 1 olması gerekir. Oluşturacağımız px polinomunun 1x kareyle yani x kareyle başlayacağını söyleyebiliriz. Bunun yanına bx artı c'yi de ne yapmış olalım eklemiş olalım ee, diyor ki px'in kökleri diyor yani px'i sıfıra eşitlersen diyor eğer burayı sıfıra eşitlersen böyle düşünelim ee, bunu sana verecek değerler p0 ve p2 değerleri olarak gelir diyor yani 0 ve 2 yazınca 0 çıkar demiyor. Burada sıfır yazacaksın. Bir değer bulacaksın. Onu tekrar polinoma yazınca sıfıra ulaşırsın. Polinomda 2 yazacaksın. Bir değer bulacaksın. Onu tekrar polinomda yazdığında sıfıra ulaşacaksın diyor. Hani bu ikinci dereceden bir ifade olduğu için buradan elde edeceğimiz iki tane kök olabilir. Biz bu kökleri x1 ve x2 olarak gösterirsek x1'in p0 değeri ile bulunacağını, x2'nin de p2 değeri ile bulunacağını söylüyor. Ben burada p0 hesaplarsam p0'ım zaten c gelecektir. O zaman x1'i c olarak düşünebilirim. p2 hesaplarsam o da 2'nin karesi 4 artı 2b artı c gelir. Yani x2'nin de 4 artı 2b artı c olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. İşte bunların üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Mesela normalde elimizde ax kare artı bx artı c eşittir 0 olduğunda bize 0 veren kökleri x1 ve x2 dersek x1 ile x2'nin toplamı eksi b bölü a geliyordu. x1 ile x2'nin çarpımı da C bölü A gelmiş oluyordu. Burada bunlar üzerinden yorum yapabiliriz diye düşünüyorum. Mesela kökler çarpımına baktığımızda köklerimizden biri C öyle değil mi? Köklerimizden biri C olduğu için diğer kökümüzde 4 artı 2B artı C olduğu için C ile bu 4 artı 2B artı C'nin çarpımı bana kökler çarpımını verir. Kökler çarpımı C bölü A demişiz. E bizim C'miz zaten C. A dediğimde X karenin katsayısından 1 geldiği için C bölü 1'den burada C'yi elde edeceğimizi söyleyebiliriz. Bunu gördüğümüzde aklımıza şu gelebilir. C'nin yanındaki 4 artı 2B artı C 1 olmalı. Onun öyle olursa C kere 1 bize C'yi verir. Ama burada C'nin sıfır olduğu durumu da düşünebiliriz. Onun için şöyle yapalım. C'yi sol tarafa atalım. C parantezinde 4 artı 2B artı C eksi C eşittir 0 gelmiş olsun. C parantezini alınca 4 artı 2B artı C eksi 1 eşittir ne gelecektir? 0 gelecektir. Bu durumda biz C'nin 0 olduğu durumu ayrıca bir de 4 artı 2B artı C eksi 1'in 0 olduğu durumu ayrıca ne yapmalıyız? İncelemeliyiz. Bunlar üzerinden yorum yapmamız gerekir. Şimdi burada bunu yakalamış olduk. Bunun dışında kökler toplamına bakabiliriz. Kökler toplamına baktığımızda aslında C ile 4 artı 2B artı C'yi toplamamız gerekiyor. Bu da bize neyi verecektir? 4 artı 2B artı 2C'yi verecektir. Kökler toplamı eksi B bölü A geliyor. A'mız burada x karenin katsayısından 1 olduğu için eksi B bölü 1'den burası da eksi B gelmiş olur. Burayı toparlarsak, 4'ü karşıya atarsak, eksi B'yi bu tarafa atarsak, 3 tane B artı 2C'nin de ne geldiğini belirlemiş oluruz. Ee, eksi 4 geldiğini belirlemiş oluruz. O zaman öncelikle bir C'nin 0 olduğu duruma bakalım. Şimdi e, C'miz 0 ise 2 tane eşitlik bulduk. Şurada yeşille gösterdiğimde bir eşitlik var. Şimdi ben C'nin 0 olduğu durumu düşünüyorum. Bir kere C 0 şu 3B artı 2C eşittir, eksi 4'te C ye yerine 0 yazarsam, 3B eşittir, eksi 4 gelir. B'mizde eksi 4 bölü 3 olarak bulunmuş olur. O zaman bizim Px'imiz neye dönüşür? X kare artı Bx demiştik. B eksi 4 bölü 3 ise eksi 4 bölü 3x. C de 0 olduğu için artı 0 gelir onu yazmıyorum. Buradan bir P2'yi bulacağım. P2 ne gelir? 4 eksi 4 bölü 3 çarpı 2. Yani 4 eksi 8 bölü 3 gelmiş olur. Bu da bana neyi vermiş olacaktır? 3 kere 4 12 8 çıkarsa 4 bölü 3'ü vermiş olacaktır. P2'nin alacağı değerlerden biri 4 bölü 3 gelir. Diğeri ise C'nin 0 olduğu değil de şurada 4 artı 2B artı C eksi 1'in 0 olduğu bir de 3B artı 2C'nin eksi 4 olduğu durumdur. Şuradaki 4 artı 2B artı C eksi 1'i sıfıra eşitlersem 4 eksi 1 3 yapar karşıya attığımda 2B artı C kaç gelmiş olur? Eksi 3 gelmiş olur. Ben şöyle yapayım burayı bir eksi 2 ile çarpayım. Eksi 4B eksi 2C eşittir 6 gelsin. Yukarıda da 3B artı 2C'yi kaç bulmuştum ben? Eksi 4. Şu son ikisini taraf tarafa toplarsam C'ler gider. Eksi b eşittir 2'den b'miz ne gelmiş olur? Eksi 2. Şurada b'nin yerine eksi 2 yazarsam eksi 4 artı c eşittir eksi 3 gelir. C'miz de buradan 1 olarak bulunur. İşte yeni b ve c'mi de buldum. Hemen px'imi oluşturacağım. x kare artı bx artı c idi. O da bana eksi 2x artı 1'i verir. Burada da p2 bulacağım. x yerine 2 yazıyorum. p2 2'nin karesi 4 eksi 4 artı 1'den 1 olarak gelmiş olacaktır. İşte P2'nin alabileceği diğer değeri de yakalamış oldum. Bunların toplamı benden istenmiş. Birini 4 bölü 3 bulmuştum. Birini de 1 buldum. 4 bölü 3 ile 1'i toplarsam 7 bölü 3'e ulaşmış olurum. Doğru cevabım da burada D şıkkı olarak gelir arkadaşlar. Baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden bir polinom oluşturacağız. Biz bunu Px ile gösterirsek Px eşittir 1 çarpı x eksi a çarpı x eksi b'yi burada ne yapabiliriz düşünebiliriz. a'mız b'miz negatif pozitif olabilir. Ee, biz burada bu polinomun x artı 5 ile bölümünün en fazla olmasını istiyoruz. Px polinomun x artı 5 ile bölümünden kalanı bulmak için e, x artı 5 eşittir 0 deyip polinomda x gördüğümüz üzere eksi 5 yazarız. Yani biz burada x gördüğümüz üzere eksi 5 yazacağız. Eksi 5 eksi a gelecek. Buradan da eksi 5 eksi b gelecek. Baş katsayı zaten 1. İşte şu çarpımın maksimum yani en fazla olmasını istiyoruz. O zaman bu polinomda kullanmamızı istedikleri şuradaki birinci dereceden polinomlara bakalım. Her birinde x yerine bir eksi 5 yazalım. Bakalım bize neleri verecekler. Eksi 5 eksi 2'den burası eksi 7'yi. Eksi 5 eksi 4'ten burası eksi 9'u. Eksi 5 artı 4'ten burası eksi 1'i. Eksi 5 eksi üçten burası eksi 8'i. Eksi 5 artı 1'den de burası eksi 4'ü verir. Hangi ikisini seçip çarparsak daha büyük bir sonuç elde ederiz dediğimizde her biri negatif olarak geldi zaten. Negatif olarak küçük olsun ama çarpımları pozitif olacağı için bu bize büyük bir sonuç versin diye düşünmemiz gerekir. Mutlak değerce en büyük olanlara odaklanmamız gerekir. Bu da bize şuradaki eksi 8'de şuradaki eksi 9'u verecektir. Bunların çarpımı 72 yapar. Bence polinomda bunları kullanmamız gerekir. O zaman px polinomu 1 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 3 olursa biz burada p eksi 5'i aradığımızda yani polinomun x artı 5 ile bölümünden kalanı aradığımızda x yerine eksi 5 yazarız. Bu da eksi 9 çarpı eksi 8'den bize 72 yani bulabileceğimiz maksimum sonucu vermiş olur. Doğru cevabımızın d şıkkı olması gerekir. Px polinomunu x kare eksi 9 ile bölmek istiyoruz. Hemen klasik şekilde bunu bir yazalım. Burada bölünene px yazdık. Bölene x kare eksi 9 yazıyorum. Kalanında 2x artı 3 olmasını istiyorum. Bir de bölüm polinomu gelecektir. Onu da bx ile göstermiş olalım. O zaman biz burayı tek satır halinde yazdığımızda bizim px'imiz bx ile x kare eksi 9'un çarpımına 2x artı 3'ün eklenmesiyle bulunur. Hemen bx çarpı x kare eksi 9 dedim. Buna da 2x artı 3'ü ekleyerek px polinomunu belirlemiş oldum. x artı 4 çarpı px eksi 1'in x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır demiş. x artı 2 ile bölümünden kalan deyince hemen x artı 2 sıfır eşitleyip x yerine eksi 2 yazmam gerektiğini anlıyorum. O eksi 2 şuradaki çarpım polinomunda yazacağım. Burada eksi 2 yazdığımda eksi 2 artı 4'ten 2 çarpı p eksi 2 eksi 1 eksi 3 gelir. Yani ben burada 2 tane p eksi 3 aradığımı söyleyebilirim. Hemen şuradan P eksi 3'ü bir hesaplayayım. Eksi 3'ü yazdığımda B eksi 3 çarpı eksi 3'ün karesi 9 eksi 9'dan 0 gelir. Burası sıfırlanır. Yan taraftan 2 kere eksi 3 eksi 6 artı 3'ten eksi 3'ün geldiğini görmüş oluruz. Burası gittiği için P eksi 3 eksi 3 olarak gelmiş olur. Bizim aradığımız 2 tane P eksi 3'tü. P eksi 3 eksi 3 ise 2 tane P eksi 3 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6 olarak bulunur. Doğru cevabımızın E şıkkı gelmesi gerekir. Sabit polinomda x'li ifadelerimizin bulunmaması gerektiğini biliyoruz. Bize verilen px polinomuna baktığımızda şurada gördüğümüz x üzeri 1 ve buradaki x karenin kas sayısı 0 olmalı ki burada x'li ifade bulunmasın diye düşünüyoruz. O zaman burada a-2'yi 0 eşitleyip a'nın 2 olduğunu, b-2'yi 0 eşitleyip b'nin de 2 olduğunu buluruz. Şuradaki a artı b sabit olan kısımda 2 artı 2'den 4 gelecektir. O zaman px'imizin 4'e eşit sabit bir polinom olması gerekir. P1, P2 ve P3'ün geometrik ortalaması sorulmuş. Burada sabit polinom olduğu için buradaki değerlerin her biri 4 gelir. Bunların geometrik ortalamasını bulmak için üçünü çarpıp küp kök içine alırız. Bu da küp kök içinde 4'ün küpünü yani 4'ü bize verir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Yatayda aldığımız yol Px polinomu ile dikeyde aldığımız yolda Rx polinomu ile verilmiş. Mesela x eşittir 5 için bir hesap yaptığımızda aynı yükseklikteyken yatayda ve dikeyde aldığımız yolu bulmuş oluruz. Yani biz burada R'nin içinde de P'nin içinde de aynı x değerini kullanmalıyız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama alt tarafta Rx ve Px değil de Rx-1 ve Px artı 1 verilmiş. Ee, dikeyde aldığımız yol 19 olduğu anda yataydan ne kadar yol alırız bunu bulmamız istenmiş Dikey yolu Rx ile hesaplıyorduk ama bize Rx eksi- 1 verilmiş. Biz şu karşıda elde ettiğimiz görüntümüzün kaç olmasını istiyoruz? 19. O zaman ben şuraya rx 1'i yazacağım. Karşıya da 4x artı 3'ü yazacağım. Bura 19 olduğu anda r'nin içi kaç oluyor? Buna bakacağım. Hemen 4x artı 3'ü 19'a eşitliyorum. 4x eşittir 16'dan x yerine 4 yazmam gerektiğini buluyorum. Hemen şurada da x yerine 4 yazarak bana verilenin aslında r3 olduğunu anlıyorum. İşte r3 19. O zaman bu durumda p3 ne olur? Ben bunu bulmaya çalışacağım. Hemen px artı 1'i şuraya yazıyorum. px artı 1 eşittir. x'in karesi artı 6x artı 8 gelmiş. Ben p3'e ulaşmaya çalışıyorum. p3'e ulaşmak için şu iç tarafı 3 yapmak için x yerine 2 yazmam gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bu durumda yatayda aldığım yol yani p3 değeri x yerine 2 yazarak bulduğum değerdir. 2'nin karesi 4, 6 kere 2 12 artı 8'den bu değerde 24 olarak gelir. Doğru cevabımın D şıkkı olması gerekir.